Dostlar, herkese selam. Bunu geçenlerde size anlatmıştım. 0 kilometre otomobil fiyatları liste fiyatları düşmüyor. Yani liste fiyatlarına baktığım zaman aynı kalıyor. Ha, şöyle de bir durum var aslına bakarsanız. 3 aydır zam gelmemesi bile başlı başına 0 kilometre otomobil pazarında yaşanan önemli bir değişim. Ama dediğim gibi ben liste fiyatlarına baktığım zaman fiyatlar değişmiyor. Markalar kampanya yaparak işte modellerinin fiyatını 250 bin liraya varacak seviyede ucuzlatıyor. Fiyatların değişmediği günümüzde bazı markalar da zam yaparak yoluna devam ediyor. Otomobillerin fiyatlarının yükselmesi, yani tahminlere baktığımız zaman kaçınılmaz bir son. Neden? Kur tahmini belli bir seviyede yapılıyor. Enflasyon tahmini belli bir seviyede yapılıyor. Sadece bunlara baktığımız zaman bile, atıyorum Ocak'ta da zaten işte asgari ücrete zam gelecek, maliyetler artacak falan, otomobillerin fiyatları artacak. Artmaması için ne olması lazım? Kurda düşüş, ÖTV'de düşüş, KDV'de düşüş falan gibi şeyler olması lazım. Bunlar olmadığı sürece 0 kilometre otomobil fiyatlarının artışı devam edecek. Ha, artış hızı eskisi gibi olmayacak. Yani bir ayda 3 kere zam gelmeyecek. Görünen o. Ama otomobil fiyatları artmaya devam edecek. Ancak, ya burada bir ancak var artık elimizde. Şöyle Çinliler. Çinliler geldikçe otomobil fiyatları artsa bile onlar çok daha uygun fiyata araba getirmeye devam edecekler. Şimdi 2023 yılında sonlarına doğru hatta Çinlileri konuşmaya başladık. Ama asıl olarak 2024 yılında onları konuşacağız. Çünkü bu markalar yeni gelecek markalarla birlikte 10 bin 15 bin dolar aralığında 0 kilometrelik araçlarını Türkiye'ye getirecekler. Bu bahsettiğim rakam, yani 10 bin ve 12 15 bin dolar aralığındaki fiyatlar vergisiz fiyatlar. Biz bunlara işte ÖTV, KDV ekleyeceğiz. Ama öyle olsa bile, atıyorum mesela 13 bin dolara 0 kilometre bir araba getirdiklerinde fiyatları otomatik olarak yine aşağıya çekmiş olacaklar. Yani fiyatlar bir şekilde Çinlilerin gelmesiyle en azından o ülkenin markalarında uygun seviyelerde, günümüz şartlarına göre uygun seviyelerde kalmaya devam edecek. Bu rekabete bildiğimiz markalar ne yapar? Açıkçası bunu kestirmek şimdiden güç. Bekleyip göreceğiz. Ancak Çinli markalar 10 bin dolar ile 15 bin dolar arasında yer alan 0 kilometre araç seçeneklerini Türkiye'ye getirmek üzereler. Bu konuda Chery'nin modelleri var. Hatta BYD'nin bile modeli var. BYD Dolphin gelecek mesela. Yani Atto'dan çok daha ucuz olan bir araba o. Yeni gelecek markalar var. Changan'dan söz ediliyor. Changan, Alsvin zaten hani geldiği anda 0 kilometre otomobil pazarında dengeleri değiştirebilecek bir şey. Skywell'da enteresan şeyler var. Leapmotor'da enteresan şeyler var. Yeni gelecek Çinli markalar var. Geely çok sessiz sedasız, onlar bir şeyler yapabilir. Ama yani şurası kesin, 2024 yılında fiyatları 10-15 bin dolar aralığında olan Çinli modeller Türkiye'de satılacak. Dolar seviyesi ne olur, kur kaça çıkar bilmiyorum ama bugünün fiyatlarına göre bile çok daha uygun etiketlere sahip olan Çinli arabalar gelecek. Bildiğimiz Avrupa'dan gelen arabalarda fiyatlar görünürde zamlanacak. Onlar bu rekabette ne yapacak? Kestirmek güç. Ama yani tahminlerim şöyle. Onlar da uygun fiyatlı otomobil getirip satabilmek için ellerinden geleni yapacaklar. Yapmazlarsa bütün pazarı Çinli markalara kaptıracaklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.